Selamünaleyküm. Adem'de olmak, yani Adem'de miyim, değil miyim? Adem bende nasıl ortaya çıkıyor? Bunu bilmek için Adem'i bilmek lazım, vücudu bilmek lazım, mevcudu bilmek lazım. Üç kavramı bilmek lazım ki tanımlama yapalım. Yoksa şuradayım, buradayım. Bunlar fazla bir şey getirmez. Olsa ne olur, olmasa ne olur? Öyle mi, değil mi? Değil işte o. Mevcut şahit olduğumuzdur. Vücut ise şehit olduğumuzdur. Yani mülk tarafı mevcut. Şu elma armut. Herkesin ortak tarafı. Ona yüklediğimiz melekutiyet tarafı vücuttur. Vücut zatı sıfattandır. Zatı sıfatı sayayım. Zatı sıfat, subutu sıfat. İlk önce subutu sıfatı yapayım ki. Yani bunları tekrar ediyorum ki zihnimiz ellesin. Subuti sıfat, ilim, irade, sen, basar, kudret, hayat, kelam. Kudret, ilim dedik mi? Bu zat-ı sıfat ise vücut, beka, kıdem, vahdaniyet, muhalefetünün lavadis, kıyamı bir nefs, tekvin. Bunlar. Peki Adem nerede dedi? Tekvinin içinde. Şimdi demek ki Adem'in yeri zat-ı sıfatta. Esma ve subut-ı sıfattan arkada. O zaman hiçbir belirleniş yaşadıkların Adem değil. Yaşamadıklarının yaşandığı yerdir. Şöyle. Ustad diyor ki vücudunda Adem, Adem'in de vücut vardır. Mevcut demiyor. Mesela vücudunda Adem, Adem'in de şey. Şimdi bu mevcut. Mevcut bu varlık. Ustad bundan bahsetmiyor. Vücudunda Adem. Vücut enfustir. Melekutiyettir. Tamam mı? Böyle bu mevcudata vücut denmez. Mevcut denilir. Yani şöyle şey yapayım. Güneş fıtraten cuuttur. Yani coşmaktır. Anladığımız tabirle şu. Su ıslatmak fıtratındandır. İktizasıdır, ihtiyacı değildir. Mesela güneş ışık vermesi ihtiyacı değildir, fıtratındandır, iktizasıdır. Şimdi Allah da Halik'tir. Allah olduğu için, tamam mı? Bu Allah oluşu, coşma diyelim, yani güneş ışık vermek fıtratındandır, iktizasındandır, su ıslatması iktizasındandır, fıtratından. Allah da Halik'tir, merhamet ve şefkat vesaire. Bu Allah'lık hakikati bu taraf, mahluka dönük taraf, yani halk etmek, şefkat etmek, muhabbet etmek vesaire. Bunu 146 Mesnevi de söylüyor. Bu tarafa cuud denilir. Yani coşma potansiyeli. Güneş yıldız değildir. Çünkü ışık verdiği için. Su kuru değildir. Suyu kimse ıslatamaz. Çünkü ıslatandır. Halk ettiği için halk edilemez. Su ıslattığı için ıslatılamaz. Islattığı için sudur. Zatidir yani. Araz değildir. Yani suyun ıslatması zati bir sıfatıdır. Araz değil. Yani buzun mesela zatı sıfatı sudur. Zatı özelliği. Şimdi ustad diyor ki bunun şeyi verdi. Vücudunda Adem diyor. Adem'in de vücut vardır. O zaman şu mevcudattan çıkıyorsun. Şahit olduğun mevcuttur. Şahit olduğun şey nerededir? İlimdedir. İlim. Şu mevcudat ilim ilminde ortaya çıkıyor senin ilim. O da subut-i sıfattır. Demek ki subut-i sıfat neydi? İlim, sen, basar, kudret ya. Ha, bu mevcudat senin aleminde ilim zemininde ortaya çıkıyor. İlim. Ha. Bilgiler nereden çıkıyor? Zanda çıkıyor. Bilgi zanlarda çıkıyor. Mevcudat ilimde çıkıyor.
Allah'a karşı olan mevcudatla değil, Allah'a karşı olan tarafın vücuttur. O da Adem'inde çıkıyor. Adem. Adem'in nasıl bir şey olduğunu vücut değil ki tanımlanalım. Yani tanımlanamaz yani. Yokluk diye lugatını vermişiz. Yokluğun yokluğudur yani. Yok, mesela sıfırda yoktur. Ama bütün sayısal Adem'e benziyor. Hiçbir sayısal değeri yoktur. Ama bütün sayısallar onunla ifade edilir. Yani yoktur mesela. Veya matematik. Bütün fenlerin temelidir, yazılımıdır, dilidir. Ama kendisinin vücudu yoktur. Beş bana doğada gösteremezsiniz. Beşi gösteremezsiniz. Onu, on yok yani. Ama elmaları dizersin böyle. Ona demişiz ki beş. Yani mesela Big Bang, varlığın ilk zuhuru fence, bilimce, ilk patlama. Ne diyor oraya? Bak şimdi. Sıfır zaman, sıfır mekan, sıfır kütle, sıfır hacim. Peki sıfır dediğine göre eksi de var demektir. Bakın sıfır mekan, sıfır zaman, sıfır şey ama fizik, kimya yok demektir. Tamam mı? Mevcudat yok. Ama sıfır var hala. Bak sıfır diyorsun. Evet, artı tarafı yok ama sıfır dediğine göre eksi tarafı var. Ha, demek ki mevcudat yok ya, matematikte var. Onun için Adem'e benziyor. Şimdi bir daha bilgiler, fen, teknoloji zanlar üzerine kurulur. Dimağdadır bu. İlim ise ilim zemindir. Bilgilerin yaşandığı yerdir. Yaşama dönüştüğüdür. Mevcudat orada ortaya çıkar. İlim zemininde. Allah da Adem'de ortaya çıkar. Vücut yani. Vücut mertebeleri Adem'de çıkar. O zaman Adem kişiden kişiye değişir. Mesela Adem'den ben ne anladımsa sen ne anladın? Ustad ne anladı? Resulullah ne anladı? Aleyhissalatü vesselam. Ustad radıyallahu anh. Peki ne anladı? Bilmiyoruz. Bilmiyor. Peki senin şahit olduğun Adem nasıl bir şey? Şimdi ezber olur tabii. Senin aleminde ne uyanıyor bilmiyorum ama mesela bilgiler zanda ortaya çıkar. Allah'ın zanı yoktur. Düşün. Allah'ın zanı yok. Allah'ın ama ilmi var. Ha, zan. Allah zansız bilir. Mutlakiyet. Şimdi zanda bilgiler ortaya çıkar. İlimde mevcuda çıkar. Adem'de vücut çıkar. Vücudunda Adem, Adem'in de vücut. Şu o zaman. Allah'ı fikretme, hissetme, mahsetme, dört, zevk etmenin zeminsiz zeminidir. Adem. Vücuda baktığı için. Mevcutla alakası yok Adem'in. Adem'in mevcutla mevcut, şu mevcut ilimle alakalıdır. İlim. İlim zemininde ortaya çıkar. Adem ise zata bakıyor. Peki o zaman nedir? Adem'de ne kadar inkişaf etmişsen vücut nurları o kadar taayyun ve teşahhus eder, ayağın olur. Peki yaşadığımız şeylerde bizim ortak bir tarafımızdan misal olur mu? Olur. Mesela tefekkür. Tefekkür nedir? Yöntemdir, sistemdir, berzahtır. Nedir o? Vücut ile mevcut arasında berzahtır. Tefekkür anında, senin anladığın tarzda, tefekkür anında ne kendini hatırlarsın, ne mevcudu hatırlarsın. Böyle bir zevke gark olursun. Ama o anda böyle bir manayı düşünüyorsun ya, manayı düşünmek ilimdir. Yani tefekkür yöntemdir, kullandığı malzeme ilimdir. Cevap vücuttur. Bir daha. Tefekkür yöntemdir. Tefekkür netice değil haşa. Tefekkür yöntemdir, sistemdir, usuldur. Kullandığı, içine attığımız malzeme ilimdir. Neticesi vücuttur. Şöyle diyeyim. Motor düşün, motor.
Araba motoru. İçine benzin atar mısın? Attık. Attık, çalıştır. Bu ses. Bu vücuttu. Ses bu ses. Motora benziyor mu? Benzine benziyor mu? Yok. Peki, oradan çıkan far yakıyorsun. Arabada radyo çalıyor. Şimdi sese bak, benzin ve motora bak. Araba tefekkürdür. Benzin ilimdir. Korna çalması, radyo çalması, far olması, arabanın korkunç bir motorda ateş var, yangın var motorun içinde. Ama klima çalıştırıyorsun. Tamam. Bu şeydir işte. Adem'dir. Adem'deki vücuttur. Adem'deki vücuttur. Ben şey yapabilirim. Demek ki motor tefekkürdür, araba. Benzin konulandır. Ortaya çıkan ikisine apayrı olan bir şey Adem'dir. Benzemez de, yani ses mesela. Adem'in peki ne var seste? Meratip var. Radyo çaldı ama acayip duygulandırdı bir konuşma. Mesela benim bu konuşmam seni duygulandırdığı gibi. Mesela diyelim ki benim sesim vücut ise, ilim ise tefekkür ediyorum. İlmi kullanıyorum. Sende uyanan mevcuda karşı değil. Sen de şimdi bunu dinlerken Rabbinle senin arandaki bir bağın adıdır Adem. Çünkü Cenab-ı Hak Adem'de taayyum ve teşahhus ediyor. Mesela ats ve fakr. Ustad, şefkat ve tefekkür nurculukta şeydir. Temeldir. Mesela ats fakr. Allah'ın zatı senin atziyetin kadardır. Sende ortaya çıkan. Allah'ın kudreti, yani Allah'ın azameti, kibriyası senin fakirliğini hissettiğin kadardır. Demek ki ats ve fark bir yöntemdir. Peki niye? O var olması için sen yok olman lazım. O zaman Adem tefekkür edilemez. Adem düşünülemez. Adem'in ilmi ihata edilemez ilimle. Çünkü adı üzerinde. Yokun, lügat manasıyla söylüyorum. Yokun vücudu yok ki onu ihata edilecek bir yöntem, bir kural, bir ilmi sistem getirelim. Adem. Peki bizde ne yaşanıyor? Herkeste Adem farklıdır. Kimisi Adem'ini dimağda yaşar, serbest bölgede yaşar. Kimisini Adem'inde, her mertebede Adem var. Serbest bölgede, ondan sonra taakkulde var, tasdikte var. Vicdanında Adem, kalbinde, ruhunda enede Adem. Enede Adem, sırrı insani. Mesela o zaman hulasa edersek, Adem'de vücut nurları deyince vücudu hakiki Allah'tır. Diğerleri tebiidir. Gölgedir. Seni ortadan kaldıran, kendini ortadan kaldıran, hiçbir belirleniş olamayan, o anda o zat-ı zülcelal hazır olunca sende huzur denilen şey şeydir o. Adem'i vücudu gösterir. Adem değildir. Adem'deki vücuttur. Ama bu işte. Bir daha
seni mevcudattan çıkaran, yani mevcudattan sıyrılan, ama bu yöntem tefekkürle olur. Onu diyeyim yani, vücut, adem, her şey tefekkür ehlinde olur. Onu adınız gibi bilin. Tefekkür her şeyin aslıdır, esasıdır, sonucudur. Böyledir. Bak, seni mevcuttan çıkartan mevcut, Allah'ın dışındaki her şey mevcuttur. Mevcudan çıkarıp vücuda, Allah'ın zatı sıfatına muhatap eden, ettikten sonra hazır olan zat-ı Zülcelal, hazır olduğu için sende huzur ortaya çıkıyor. Böyle, böyle bir hal, böyle. Hepiniz yaşarsınız bunu. Ya Kur'an okurken, ya namazdayken, ya bir dersteyken böyle, dima dersinden böyle. Yani ortadan kalkıyorsun, öyle bir huzur, huzur, huzur. Böyle seni ihata ediyor ki böyle. Tanımlayamazsın. Ha, o huzurun ortaya çıktığı zeminsiz zemin ademdir. Mevcutsuz vücut. Mevcutsuz vücut ademdir. Ama herkes de farklıdır. Kimisi zan. Çünkü adam zandan çıkılınca zevk alıyor. Onun ademi orada. Kimisi ilim. İlim yaşanandır. Peki arif nedir? Arif ilimden daha arkada. Allah kendisini seyretme yetisi ve yetkisi verilen kişidir. Mesela arif insanın alameti şudur. Kesinlikle bu tefekkür ehlidir. Enfusçidir. Arkaya geçip şeytanla meleği, hak ile batılı, mudil esması ile nur esmasını, doğru ile yanlışı, tövbe tövbe de, ondan olanı o olanı, yani hemoostemozest, ikisini bir görme makamını verdiği halet-i ruhiyedir. Arif. Yani şeytan mudil esması, melek nur esması arkaya geçip Allah'ın müsaade ettiği zat, arif ise bunu arkada bir görür. Peki eylemsel olarak ne yapar bu? Tenkite uğrarsa, takdire uğrarsa, takdir, tenkit uğrarsa bunları bir görür. Yani ustad ne diyor? Dünya umurundan kazandığına mesrur, kaybettiğine mahzun olmaz. O arkasını nokta istinat Allah'tır. Önünde nokta istimdat ahirettir. Berzah olduğunu bilir. Allah ile ahiret arasında berzah olduğunu bilir. Bir tamamıya burası ahirete, esmaya mazaret olarak çalıştığını bilir. Ondan sonra ama adetullah kanunlarına Allah'a saygıdan zaten, Allah'a kuralına, adetullah kanunun iktizası olduğunu, tarlayı eker, çalışır, çocuk istiyorsa evlenir. Yani ne olmak istiyorsa olanlarla beraber olur. Mesela diyelim ki sen bu konuşmayı beraberiz de duyuyorsun. Ama bu konuşmayı ölecek, dünyada duyacak, dünyada yaşayacak ama ahirette bile duymayacak insanlar var. Yani bunu hak etmiyor. Hak etmiyor. Belki benim duyup da bunu küfür edenler de olur. Mesela tenkit eden olur. Ama ne diye meczubun birisi. Doğru. Doğru. Çünkü onun aleminde böyle bir şey yok. Ondan sonra eylem itibariyle ne dedik? İman ile küfür, hak ile batın, şeytan ile meleği arkada bir görebilme halet-i ruhiyesidir Adem. Yani o zaman herkes de farklıdır. Serbest bölgede Adem, akılda Adem, vahiy muhatap olur. Şeyde, tasdikte Adem, vicdanda Adem. Mesela vicdan uyanmış bir insanın vicdanda mesela nasıl olur diye sonra hatırınıza gelir. Mesela adam, sen yani bir hata yaptın, birisine bir şey dedin, eşine hak etmediği halde veya o kadar vermemen gerekirken tepki bağırdın, çağırdın, evi terk ettin. Veya arabada makaslama yaptın, şunu yaptın, bunu yaptın. Peki sen azap çekiyor musun? Yani bu vicdani
O Adem aktif olduğu için, vicdandaki Adem aktif olduğu için şey yapıyor. Yani o vicdanı azap Adem'de ortaya çıkıyor. Vücutsuz vücut. Varlıksız varlık. Sıfatsız sıfat. Yani Cenab-ı Hakk'ın tayini ve teşahhusu seni piste inmesi lazım. O pist ama Adem, ama yok kabul et o pist. Uçakta yok, pistte yok. Ama anlamak için. Uçağın inmesi için pist lazım. İşte Adem böyle bir pist. Oraya insin. Yani uçak var, bir de uçağın içinde insan var. İnsanın bedeni var, bedende akıl var. Uçağın içindeyiz bak. Uçak düşün, insan var içinde. İnsanda akıl var, içinde kalp var, ruh var. Öyle düşün. Pis de sensin. Allah da, Allah'ın esması da uçak. Sıfatı senin vücudun. Şuunatın senin kalbin. Ondan sonra zatın da sırrı insan yani gibi böyle. Mesela uçağı görür insan dışarıdan. Sonra insan çıktığını görür. İşte Adem de böyle mertebelidir. Bu sürecin tümüdür. Ne bileyim. Adem işte. Bilinseydi. Peki bunların ötesinde nedir? Adem hiçbirisi de değil bunların. Tamam. Hiçbirisi de değil. Niye anlattın? Onu da bilmiyor. Bir şey de ekleyeyim. Adem sende ortaya çıktığı zaman hak batıl, şeytan melek, vücut mevcut bir olduğu gibi dünya ve ahiret de bir oluyor o anda. O andır işte. Bunların arkasına geçme haleti haf ve reca da olmuyor. Benim bir doğru mu bilmiyorum ama benim bir tespitim var. Yazmamışım bunu. İlk defa duyacaksınız. Yazmamışım. Muhiddin Arabi neredeydi, nerede hata yaptı? Üstad Muallim latif nüktelerde bunu anlatıyor vahdet-i vücut meselesini. Ben şöyle diyeyim size de vahdet-i vücutun Risale'deki hatasını şöyle diyeyim. Mesela semada bir güneş var. Semada bir güneş var, güneş. Şimdi semadaki güneş Temmuz Ağustos'da şiddetiyle tecelli ediyor. Yerde cam var. Cam var, şey ayna var. Aynada bütün azametiyle, ihtişamiyle güneş şey yapmış, tezahür ediyor. Bütün azametiyle güneş tezahür ediyor. Peki bu çok şiddetli güneş tecelli ettiği zaman baktığın zaman aynaya ayna gözükür mü? Ayna gözükmez. Niçin gözükmez? Güneş onu ihata etmiştir. Evvelini, ahirini, zahirini ve batını. Yani o kadar şiddetli güneş tecelli ediyor ki ayna gözükmez. Dolayısıyla o aynayı göremezsiniz. İşte Muhiddin Arabi aynayı görememiş. Aynadaki güneşe o demiş. Hemo ost. Çok böyle ihatalı bir vücut ve kalp lazım ki diyor Üstad. O şiddeti zuhurundan o güneşin arkasında ayna olduğunu göresin. Orada hata yaptı. Şimdi Muhiddin Arabi'nin hata şeyi şöyle. Muhiddin Arabi vücut mertebesindedir. Mevcuda inemedi. Benim hulasa edeceğim. Yani aynadaki güneşe semadaki güneş zannetti. Yani vücut mertebesinde vücut mevcut değil. Biraz önce anlattım vücudu. Vücuttadır, mevcutta değil. Olmadığı için mevcuda gelemedi. İşte Adem vücud ile mevcudu bir görmek, cennetle cehennemi, dünya ve ahireti,
Hatta bir halet nasıl oluyorsa Azrail, Cebrail, Mikail, İsrafil, Azrail hepsi alemi şehadet ve 18 bin alemi aleminde tek görmek, hatta bunun ötesi arkasına geçmek, öyle bir sanki böyle avını bekleyen bir kedi gibi böyle böyle bir halet rüye böyle asude bir haletle zatın taayyun ve teşahhusunu beklemede ortaya çıkan vücut nurları, o Adem'in vücutsuz vücudu, nasıl diyeyim işte. Bilim, bilgi, malumat, zanlar, ne demek? Alem-i şehadeti kastediyorum. Burada, burayı yaşamaktan ortaya çıkar. Burada ahireti yaşamak, burayı, burada orayı yaşamak ilim ile olur. Burada zatı yaşamak, zatla mulaki olmak, o da Adem'le olur. Adem'de ne alemi şehadet var, ne 18 bin alem var. Adem'in muhatabı zatı ilahidir. Desem acaba şey olur mu? Allah'ın iki tane sıfatı var ya, yani temel kategori, zatı sıfat, subuti sıfat. Mühim olduğu için sayayım. Subuti sıfat, ilim, irade, sem, basar, kudret, irade, kelam. Bu mevcuda bakar. Mevcut tarafı, Cenab-ı Hakk'ın şuunatının mevcut tarafı. Vücut, beka, kıdem, vahdaniyet, muhalefetun lil havadis, kıyamı bir nefs, tekvin. Herhalde bu da 7 oldu galiba. Bu da vücut tarafı. Bir mevcut, bir vücut. Fark, şu mevcudat mevcuttur. Bunun melekutiyeti, Allah'a bakan yönü vücut. Bir de şöyle geliyor. Bir Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın hadisini okumuştum. Bir de ustadın hatırasını okumuştum. Birbirine çok benziyor. Diyor ki Peygamber Aleyhisselatü Vesselam, ben de bazen bir halet olur ki bazen o anda Cebrail gelse bile huzuruma onu kabul etmem diyor. Çünkü Cebrail Aleyhisselam paldır küldür gelmiyor. Huzura geleceği zaman izin istiyor. Yani edep var, edep. Oralarda daha güzel işliyor bu. Öyle bir edep ki Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam miraca giderken ne demek olduğunu anlatmak için söyleyeceğim. Miraca giderken Cebrail Aleyhisselam'la arkadaşlık yapıyor Levh-i Mahfuz'a kadar. Ondan sonra malumunuz, bir adım da atarsam yanarım diyor. Ondan sonra Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Cebrail'e şu soruyu soruyor. Ey arkadaşım, ey kardeşim, ey arkadaşım, bundan sonra ben gidiyorum sensiz yalnız. Ne tavsiye edersin dediği zaman bu zata Peygamberimize şöyle diyor Cebrail Aleyhisselam. Rabbine karşı edepli ol. Bu kim? Ayşe validemize soruyorlar. Peygamber aleyhissalatü vesselamın, peygamberimizin ahlakı nasıldı? Ayşe validemizin şey var, rivayet biliyorsunuz. Diyor ki siz Kur'an okumaz mısınız? Hulukul Kur'an. Hulukul. Yani Kur'an'ın ahlakı üzereydi. Ona Cebrail aleyhisselam diyor ki Rabbine karşı edepli ol. Ustad da diyor ki ben de bir hal olur ki o anda melek gelse kabul etmem. Şimdi merak etmişimdir böyle. Bu halet nedir? Bu haletin ne olduğunu anlamak için kimin geldiğine bakmak lazım. Senin kim olduğunu gösteren sana kimler düşman, kimler dost. Ona bak. Veya Risale-i Nur'u bir anlamanın bir yolu da nedirin yanında ne değildir. Şimdi Cebrail aleyhisselam bile gelse kabul etmem. Ustad da diyor ki ben de bir hal olur ki o anda melek gelse kabul etmem. Niçin? Çünkü zat taayyum ve teşahhus ediyor o an. Nereden biliyorsun böyle? Ayet-i Kübra'da diyor ki aradığımıza
aradığımız zattan sormalıyız diye tarihe başladı diyor. Aradığımız Allah, aradığımız ahiret. E kime soracaksın ki? Aradığımız zattan sormalıyız. O da ona soruyor ve bütün esma ve sıfatıyla, şu anatıyla cevap veriyor diyor ya. Allah Allah. Hafer reca var ya böyle. Allah ile ümit, Allah'tan korkmak. İkisinin cem halidir Adem. Başka Cebrail'i bile kabul etmem ustad. O anda melek ile gelse kabul etmem. Haleti ruhiyenin halidir işte. Hasız halidir. Yani yaşanmamışın yaşanmışıdır bu Adem. Yaşanmış var ya, yaşanmış. Ama yaşanmamış. Tamam. Yaşanmışın yaşanmamış hali. Vücutsuz vücut. Mevcutsuz mevcut. İlimsiz ilim. Bu ya. Öyle işte. Şimdi bir şey de diyeyim, biraz kesife indireyim böyle biraz sizi. Şimdiye kadar dinledin 20 küsur dakika. Şimdi bu manalara bak. Bana böyle dedi, böyle yaptı, kazandım, zengin oldum. Arabam yok, param yok, aşım, işim yok. Hatta cennet, cehennem, burası, orası, kabir, nükel, mekir, hesap, mesat. Bunlar nerede? Bu mana nerede? Değil mi? Böyle bir şey yok yani Adem'de. Burası, orası, cennet, cehennem, celal, cemal. Bunlar Allah sıfatlarının tahakkuk ve taayyun, tahakkuk ettiği yerdi. Tahakkuk, hak oldu. Ne diyor? Cenab-ı Hak külliyatta ve İslam literatüründe çok geçer. Cenab-ı Hak, cenab yön demektir. Hak, her esmanın her mertebesinde var olmaktır. Bu işte Adem. Fesvallah. Bir şey de diyeyim size. Ben bahtiyarım sizden dolayı. Siz de bahtiyarsınız Risale-i Nur'dan dolayı. Bir şey diyeyim size. Top oynamak istiyorsanız, iyi bir futbolcu, iyilerle oyna. Çünkü ustalığı ustalarla öğreneceksin. Ustalardan öğreneceksin. Affedersin, kusura bakmayın. Kumarı bile iyi kumarbazdan öğreneceksin. İlmi de alimden. Yani ne olmak istiyorsanız sizden önce olanlarla beraber olmak. Bu manalara ilk adım olsa gerek. Onun için tenkit mi ediyorlar seni, takdir mi ediyorlar? Hemen dönüyorsun. Ondan sonra ustad diyor ki, ne güzel demiş. Doğru söylüyorlarsa atamı düzeltiyorum. Allah onlardan razı olsun ki ahiretteki hesaptan önce dünyada hesap vermeye alıştırıyor beni diyor. Buna karşı ahirette bana soracaklar şu anda piyasadaki tenkit. Ona cevabım var mı? Ona cevap hazırlamak en azından en güzel cevap tövbedir ve istiğfardır. Kusur varsa. Yoksa acıma inkılap eder. Bak, onlara acıma inkılap eder. Allah onlara yardımcı olsun. Hatta hasmının hakiki iç yüzünü bilmiyor diyor vesaire mahkemede. Dolayısıyla bu haletler başka yani sanki. Adem'de şöyle bir şey de desem şey olur mu? İşinize yarayanı alırsınız, değeri atarsınız. İki türlü mürebbiler var, terbiyeciler var. Bir cins senin ruhunu alır, yani benim pis ruhumu alır, yani kirlenmiş günahlarla, yani mütevazi, yani kaliteli bir insan alır, ustad. Ruhunu alır, misafir eder, orada tamir eder, tekrar bana bırakır. Birinci ruh budur, Ali Cenab-ı Hak. Başka bir ruh var. Ruhuna girer, ruhunu tamir eder. Yani bu sirayet diyoruz ya, sirayet.
şeytan bile meleklere sirayet etti diyor şeyde, işaret-i cihazda. O soruyu sordu. Ya Rabbi diyor, melekler bu soru sorar mı? Ya Rabbi, kan dökecek, fitne çıkaracak mahlukları mı yaratacaksın? Bu istifham. Yani istifham iki manası var. Bir soru sorma, bir de tenkidi işmam eden bir soru ya. Usta diyor ki, ya bu tenkidi kokusu var, tenkit kokusu. Bunu meleklerin cibiliyetinde, yapısında yok. Bu nasıl bu soru meleklerde taakkuk etti? Çünkü yapılarında bu yok. Diyor ki, şeytanın halet-i rüyesi onlara sirayet etmiş olmalı ki bunu sordu diyor. Tamam. Bu vücut, Adem'de artık o kadar acayip bir şey ki, Allah'tan başka dünyada kimsen yok. Yani ne cennet, cehennem korkusu, cehennem korkusu olan kimin olur? Cenneti gaye edinenin cehennem korkusu olur. Tamam. Cenneti gaye olan cehennem endişesi olur. Daha önceki dersimizden söyledim. Yani böyle bir celal ve cemal değil yani. Adam zat. Nedir o? Yani ene ve sırrı insani. İşte Adem'den daha arkada bunlar işte. Adem ince ince ya. Adem ince değil mi? Adem'den daha arkada. Ondan da arkada sırrı insani. Çünkü Adem zatı sıfatta. Ene mahiye, ene şuunatın da arkasında. Bir de sırrı insani var insanda. Bu da mahiyeti zati tarafımız. Yani Adem çok ince gibi gelirken şöyle gideyim isterseniz sırayla. Gömlek, atlet, vücut, hayat, fikriyat, hissiyat, fikir, dima, hissiyat, vicdan, duygular, kalp, latifeler, ruh bak. Adem, onun arkası. Ene, daha arkası. Sırrı insanı, daha arkası. Daha Adem, daha ne kadar yolumuz var değil mi? En azından bitmeyecek bir yolumuzun var olduğunu bilmek ne kadar insanı mutlu ediyor. Böyle, denki takdir. Dünya gitti geldi, kazanı kaybettim vesaire oldu evlen. Böyle olduğu zaman böyle geç arkaya, limana gir. Şöyle yaparlar gibi geliyor bana. Okyanusta korkunç dalgalar var. Gemiye göre etkilenirsin. Küçüksen lap 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 fazla ama şöyle bir varsa büyük. Ama öyle de fırtına olur ki büyük gemiler bile dayanamaz. Limana girmek. Böyle bir limana girmiştik. Balığa beni götürdükleri zaman zor kaçtı bu kaptan. Limana girdik Çayeli'ne. İnan Çayeli limanına girdik. Anlatıcı bir şey. O kadar acayip dehşeti geldi ki limanı vuruyordu. Limandan, kayalıklardan aşan dalga gemimizi yine orada tehlikeye sokuyordu. Zorla talih ettiler bizi. Şimdi alem-i şehadet var ya, gitti geldi. Kadın, erkek, fakir, zengin, aç, tok, günah, sebap, tenkit ediyorlar, tankiti. Takdir ediyorlar, hücum ediyorlar, eleştiriyorlar falan. Bu tür insanlar şöyle bir yöntem bulmuşlar. Nasıl rahatlar biliyor musun? Okyanusta pek durmuyorlar. Böyle dışarıda fırtına olunca limana gidiyorlar. Enfüse geçiyorlar. Bazen dışarıya bakıyorlar. Ne oluyor falan? Ne var acaba? Bazen böyle çıplak gözle bakıyorlar dışa. Bazen de dürbünle bak. Böyle pek bedensel hayatta fazla durmadıkları için takdir ve tenkit aldırmıyor onlara. Ondan sonra şeydir. Hatta kavga niye ediyorlar diye şaşırıyor. Ya senin için kavga ediyorlar. Yok. Kavga yok kardeşim. Hiçbir şey yok. Başver. Herkes kendi kitabını yazıyor. Verilecek hesabın varsa bir sebeple seni dünyada hesaba şey yapacağım. Şimdi Mektubat 59'dakini okuyayım. Bu da hulasa olsun. Diyor ki ama tabirleri bilemesen olmuyor. 59 hepimizin bildiği bir yer ama bir de böyle bakın.
Cenab-ı Hak, oradan okuyorum. Öyle bir kadir mutlaktır ki Adem ve vücut, Adem'in karşısına vücut koyuyor, mevcut koymuyor. Bak mevcudu çok işledim, vücudu da çok işledim. Bak Adem ve vücut neyine? Kudretine ve iradesine nispeten iki menzil gibi. Adem kudretle, vücut iradeyle oluyor. Kudret, yani Adem kudrete bakar. Nazm-ı mani bu. Adem kudrete bakar, vücut iradeye bakar. Nispeten iki menzil gibi. Yani var ama bizim bildiğimiz gibi vücud haricisi yok. Menzil gibi. Gayet kolay bir surette oraya gönderir ve getirir. Adem'e gönderiyor, vücuda getirir diyor. İsterse bir günde, isterse bir anda oradan çevirir. Sonra vücut, ben şeyi anlatacağım, vücuttaki Adem'i. Hem Adem'i mutlak zaten yoktur. Çünkü karşısına ne koymuş? İlmi muhit koymuş. İlmi muhit var diyor. Hem daire ilim, hem daire ilmi ilahin harici yok ki bir şey ona atılsın. Şimdi Adem'in yerini söylüyor. Daire ilim içinde bulunan Adem ise, yani ilmin ifade edildiği bir zeminsiz zemin ya, daire ilimde bulunuyor. Şeceri Hilkat'ta daire ilimi biliyoruz. Onun orada Adem. Onun içinde bulunan Adem ise Adem-i haricidir. Yani şu mevcut, mevcut cinsinden değil, hariçtir bundan. Ve vücud ilmiye perde olmuş bir unvandır. Şimdi vücud ilmiye perde olmuş bir unvan. Adem. Şu arkadaşlar. Adem'de vücut olur, mevcut olmaz. Şimdi ben bunu okuduktan sonra hulasanın hulasası hulasa edeyim ve kapatayım. Şimdi uyguluyorum Adem. Dima'da Adem her mertebede var ama Dima'nın bütünsel Adem'i nedir? Yani biliyorsunuz zeminsiz zemin ya, orada ifade edeyim. Dima'nın Adem'i itikattır. Vicdana in. Vicdandaki Adem sonuç ya. Dima'nın sonucu neydi? Taayyül, tasavvur, taakul, tasdik, izan, iltisam, itikat. Dima'nın sonucu nedir? İtikat. Dima'da Adem en zirve mertebesi itikattır. Vicdan ayın. Vicdanın soğan gibi düşünürsen en dışında ne var? İrade, gir içeri zihin, gir içeri his, gir içeri Latife-i Rabbaniye. Latife-i Rabbani'de ne var? Müşahadetullah. İrade, ibadetullah. Zihin, marifetullah. His, mabetullah. Latife-i Rabbaniye, müşahadetullah. Demek ki vicdandaki Adem müşahadetullah. Gel kalbe, ayne-i samettir kalpte. Yani 18 bin alemin haritası bu şekilde gözüküyor Adem orada. Şeyde ruhta ne gözüküyor? Miraç gözüküyor. Latifeler gözüküyor. Yani şefkati mukaddese, muhabbeti münezzeh, sevki mukaddese, sururu mukaddese, lezzeti mukaddese, memnuniyeti mukaddese, iftihar mukaddese, bütünsel. İşte bu Adem'de şey yapılıyor, mertebede. Ene de var ama o bizim halde ruhta bitiyor Adem. Bu insanda, dimada son mertebe, dimada itikat Adem. Vicdanda Latife-i Rabbaniye Adem. Adem'de gözüküyor. Kalpte aynı samet olmaktır. 18 bin alemin haritası oluşudur. O zeminde oluyor. Ruhta da miraç hakikati oluyor. Aradığını aradığın zattan soruyorsun. O zaman yani o kadar yüksek bir mertebe değil yani Adem.
Adem'den daha ileri enedir. Ondan daha ileri sarı insani. Tamam. Rabbim emanet olun. Gurur diyorum sizinle. Çünkü bunları merak ettiniz, konuştunuz, bana kadar geldi, bunlar ortaya çıktı. Sormasan, meşgul olmasaydın, ilgilenmeseydin bunlar çıkmazdı. İltifat etmiyorum size. Dima grubundaki hem vakıf kardeşlerim var hem de bu işe gönül veren kardeşler var. Hepinize teşekkür ediyorum. Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu ebeden daima.